Merhaba. Senelerdir elektronikle uğraşıyorum. Bu arada birçok dijital saat yaptım. Hatta bunların bir tanesinin yapılışını da başka bir videoda anlatmıştım. Bu benim yaptığım saatlerim ve kit olarak satılan bütün saatlerin aslında ortak bir noktası var. Bunların hepsi bir kristalin doğruluğuna güveniyor, zamanı doğru göstermek için. İşte daha ileri saatler yaptığınız zaman RTC denen bu ekipmanları kullanıyorsunuz. RTC çipleri ya da RTC kitleri. Bunların da hepsi yine bir kristalin doğruluğuna güveniyorlar. Daha yüksek frekanslar olmasına rağmen bu kristaller genelde 32.768 Hz. Bu da işte 2'nin katlarına bölmek kolay olduğu için bunu bölüp 1 saniyeye kadar indiriyorlar. Böylece de saatin her bir saniyeyi sayması kolaylaşıyor. Ama bütün bu saatlerin ortak bir sıkıntısı var. Yani bazısı günde 1-2 dakika, bazısı yılda 1-2 dakika olsa da hata yapabiliyorlar. Zamanı son derece doğru ölçen, belki de işte yılda birkaç mikrosaniyeden fazla hata yapmayan atomik saatler var. Bunlara tabii ulaşmak kolay değil. Atomik saat kullanmak için bir yöntem düşünürken uyduların atomik saat kullandığını aklıma getirdim. Bunun için de şimdi nispeten makul fiyatta alabildiğimiz GPS modülleri var. Bu GPS modüllerinden bir tanesini alıp denedim. Şimdi sonucu da bu videoda göreceğiz. Benim aldığım bu modül Neo 6M V2. Özellikle bunu seçmemin sebebi Arduino kütüphanelerinde bununla ilgili programların olması. Modül şöyle bir şey. Küçücük bir modül zaten. Üzerinde Neo 6M diye bir modül var. İşte uydu alıcı işlevini bu yerine getiriyor. Şu LED uyduyla iletişim kurulup kurulmadığını gösteriyor. Eğer uyduyla bir iletişim varsa, yani uydudan sinyal alabiliyorsa bu LED yanıp sönmeye başlıyor. Bu modül aslında 3.3 voltla çalışıyor. Ama dışarıdan 5 volt da verebiliyorsunuz. Çünkü bu gördüğünüz 3.3 volt regülatörü koymuşlar üstüne. Yani dışarıdan daha yüksek bir gerilim verebiliyorsunuz. Bu da 5 voltluk Arduino ile çalışmayı kolaylaştırıyor. Modülün bulduğu pozisyonu ve diğer bilgileri saklamak için bir ekran prom bir de pil var. Bu da yani her defasında uyduyu aramak yerine eski koordinatlarını hatırlayıp onları da aramasını sağlıyor. Yani tekrar gerilim verdiğinizde daha kolay buluyor uyduyu. Buradan da bir antene bağlamanız lazım. Özel bir uydu alıcı antene bağlıyorsunuz. Oradan da uydu sinyallerini daha kuvvetli olarak alabiliyor. Modülün Arduino ile bağlantısı da çok kolay. Gerilimi bağladıktan sonra Arduino ile iki kabloyla TX ve RX üzerinden haberleştirebiliyorsunuz. Yani Arduino'nun iki tane giriş çıkışı yeterli. Şimdi ben önce bu modülü bir denedim. İşte bu anten. Bu bahsettiğim uydu alıcı modülü. Şurada pil var. Burada regülatör. Şimdi buna bir 5 volt verip deneyelim bakalım. Yalnız ilk defa uyduyu bulması biraz uzun sürebilir. Çünkü bir de evde yapıyorum ben kapalı ortamda. Daha da zor bulacağını tahmin ediyorum. Bakalım kendi haline bırakacağım ne kadar sürede uyduyu bulacak. Evet gördüğünüz gibi LED yanıp sönmeye başladı. Fakat beklediğim süre yaklaşık 1 saat. Yani tabi bu kapalı ortamda olmasının da bir etkisi var diye tahmin ediyorum. Şimdi bir gerilimi kesip bir daha vereceğim. Bakalım ikinci defa ne kadar hızlı bulacak. Buraya bir saniye sayacı koydum. Gerilim verdikten sonra başlattım. Gördüğünüz gibi 15 saniye içinde ikinci aramasında buldu. Çünkü uyduların pozisyonunu kaydetmişti. O yüzden de ikinci buluşu çok daha kolay oldu. 15 saniyede buldu uyduları. Şimdi bu modülle neler yapabileceğimi bir göstermeye çalışayım. İşte burada basit bir şema olarak çizdim. Şimdi LCD gösterge tarafını anlatmayacağım. Zaten orası standart bir bağlantı var. Sağ üstte gördüğünüzde işte bir RTC devresi yani uyduyu bulamadığı zaman RTC'den alsın saati. Uyduyu bulduğu zaman da düzelsin.
Uydu modülünde gördüğünüz gibi sadece iki tane kabloyla bağlıyorum. Bu da Arduino ile haberleşecek. Biraz daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi 11 ve 12. dijital çıkışları uydu modülü için kullanıyorum. LCD bağlantıları ve RTC bağlantıları. Şimdi ben modülü bağladım Arduino'ya. Ve şöyle çok basit bir programla deneme yapacağım. Bakın 12 numara RX pin, 11 numara TX pin. Seri iletişim üzerinden uydu alıcısıyla iletişim kuracağız. Yani çok basit. Sadece işte seri iletişim başlatacağım ve GPS'ten seri iletişim geliyorsa onu alacağız. Gördüğünüz gibi gelen veri bu. Sürekli olarak GPS modülü bir şey gönderiyor. Bunun içinde tabii lokasyon bilgisi, yükseklik bilgisi, saat bilgisi, tarih bilgisi hepsi var. Ama yani çok anlaşılabilir gibi değil. Yani buradan anlamlı bir şeyler çıkarmak lazım programın içinde. Bunun için de Arduino kütüphanelerinde aradım. Tiny GPS diye minik bir tane kütüphane var. Onu ekliyoruz programımıza. Bu Tiny GPS'in yaptığı şey de işte GPS modülüyle haberleşmeyi kolaylaştırmak ve aldığımız verileri daha anlaşılır bir halde bize sunmak. Yine işte RX TX 12 ve 11 numara. GPS'i tanımladık. Seri portu başlattık. Bundan sonra bu Tiny GPS kütüphanesinin içinde işte komutlar var. Enlem, boylam, yükseklik. Bunları hemen onların programından kopyaladım. Benim ilgilendiğim taraf ise bu aşağıdakiler. İşte buradan ayı, günü, yılı alabiliyorum. Biraz daha aşağı indiğimde ise zamanı alabiliyorum. İşte dakika, saniye, saat ve diğer bilgileri alabiliyorum. Yani bu Tiny GPS gayet güzel bir şekilde bilgileri insanın okuyabileceği bir formata getiriyor. İşte böyle bir tur attıracağız. Bir saniyelik kesintiler vererek bir tur attıracağım. Bakalım GPS'i nasıl okuyacağız. İşte GPS modülünün çıktısı da bu. Yani enlem, boylam, yükseklik ben pek ilgilenmiyorum onlarla ama gördüğünüz gibi tarih ve zaman verisini çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz sürekli GPS modülünden. İşte bunu bizim saatimizde kullanacağız ve uydudan aldığımız saat bilgisini göstereceğiz. Böylece son derece doğru bir saatimiz olmuş olacak. İşte çizdiğim şemayı pratiğe döktüm. Gördüğünüz gibi göstergemiz, işte RTC modülümüz, Arduino Nano. Bunun yerine Nano kullandım ben burada. Fark etmez zaten. Bu da uydu modülü. Şimdi henüz uydu modülü tam çalışmadığı için doğru zamanda almıyor. Şöyle bir anteni kenara koyalım. Bekleyelim bakalım çalışmasını. Zaten bir kere çalıştıktan sonra RTC saati tutacak. Uyduyu sadece düzeltmeler için kullanacağız. Hani saniyesi şaşmasın diye. Evet, bakın uydu modülü çalıştı. Doğru zamanı ve tarihi alıyoruz artık. İşte bu uyduyla bağlantısı olduğu için bir sıkıntı olmadan sürekli alıyoruz saati. Tabii ben her saniye GPS modülüne saat kaç diye sormuyorum ya da saati ya da tarihi. Programın içinde 10 saniyede bir bunu yaptırıyorum. Evet, çalışır durumda bırakmıştım. Şimdi ertesi sabah çalışmayı tekrar izliyorum. Şu ekranın sağ üst köşesine bakın. Orada GPS modülüyle haberleştiği zaman bir GPS yazdırıyorum. Hani 10 saniyede bir falan çünkü şey yapıyor. GPS modülünü okuyabiliyorsa, o anda doğru data olduğunu söylüyorsa GPS modülü. 10 saniyede bir oradan bir GPS yazıyor. Gördüğünüz gibi son derece ucuza böyle sürekli doğruluğu olan atomik bir saat yapmış olduk. Ben zamanında bir gösterge için bir stand almıştım. İşte bunun içine de bütün bu devreyi sığdırmayı düşünüyorum. Ama onu artık başka bir videoda mı yaparım yoksa web siteme mi eklerim bilmiyorum. Hani burada ben saatin temelini göstermeye çalıştım zaten.
Evdeki diğer saatleri ayarlarken kullanacağım referans saatim böylece hazır. Başka bir videoda görüşmek üzere.